Merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere tek hamurla yapabileceğiniz çeşit çeşit kurabiye tarifleri ve şekilleri göstereceğim. Bu tarifini kesinlikle denemelisiniz. Öncelikle 125 gram tereyağını ve 1 yumurtayı 1 çay bardağı kadar sıvı yağını yarım su bardağı pudra şekerini karıştırma kabına alıyorum. Bunları güzelce homojen bir kıvama gelene dek karıştırıyorum. Ardından 1 su bardağı nişasta ekliyorum. Biraz daha karıştırıp tam 3 su bardağı unla hamur haline getiriyorum. Hamur haline gelen karışımı birazcık bekletip şekil vermeye başlıyorum. Ben ilk şekli bu şekilde bir sıkma duyun ucuyla, sırtma torbası taktığınız duyun ucuyla verdim. Yıldız şeklinde. Bu şekilde çatalla şekil verdim ikinci olarak. Bakın burada da sadece bir bıçak var elimde. Bıçakla bu şekilde petek şekli verdim. Diğer bir şeklimiz ise yine çatalla bu şekilde ortasına da bastırıyorum elimi. Böyle bir şekil. Şu patates dilimleyicisinden sanırım birçoğumuzun evinde vardır. Bu da çok güzel şekil veriyor kurabiyeleri. Bu şekilde de 5. şeklim. Kurabiyelerimi bu şekilde hepsini yapıyorum. İçinde kabartma tozu olmadığından arkadaşlar kurabiyelerinize nasıl şekil veriyorsunuz o şekilde kalıyor. Yani piştikten sonra asla şeklinde bozulma olmuyor. Kabartma tozu koyduğumuzda çünkü kurabiyeler kabarıyor ve şekilleri bozuluyor. Kurabiyenin özelliği içinde kabartma tozu olmaması. Tüm hamurlar bitene kadar kurabiyelerimi şekillendirmeye devam ediyorum. Evet, bütün kurabiyelerimi şekillendirdim. Şimdi 150 dereceye fırına pişmesi için gönderiyorum. Çok fazla kızartmayacağız. Altları hafif pembeleşince fırından alacağız. Fırının ısısı çok yüksek olmamalı o yüzden. Kurabiyelerim pişerken ben de kurabiyelerimi süslemek için kullanacağım çikolatalı sosu hazırlayayım. Bir paket sütlü çikolata var elimde. Bitter de kullanabilirsiniz. Onu bir kasenin içine alıyorum. Ve bu kaseyi ben kettle'ın üzerine oturtuyorum. Kettle'ın çıkan buharlarla çikolatam eriyecek. Bu şekilde çikolata eridi. İçine 1 yemek kaşığı kadar da sade fındık kreması vardı elimde. Onu ilave ediyorum. Kahvaltılık sürme çikolatalardan da koyabilirsiniz. Karıştırıp soğutuyorum. Bakın kurabiyelerim pişiyor. Ve gördüğünüz gibi şekilleri hiç bozulmamış. Gayet güzel. Kurabiyelerim de soğudu, çikolatam da soğudu. Şimdi süsleme zamanı. Sıcakken asla yapmayın bu işi arkadaşlar. Çünkü hava da sıcak zaten. İkisi sıcak olunca akar çikolatanız ve kokuyor, hoş bir görüntü olmaz. Bu şekilde ortasına çukur koyduğum kurabiyelerin çukur yerini çikolatayla dolduruyorum. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Evinizde bulunan malzemelerle, çatalla, kaşıkla, bıçakla, herhangi bir mutfak eşyasıyla şekil verebilirsiniz kurabiyeleriniz. İlla çok güzel kalıplarınızın olmasına gerek yok. Bakın bu şekilde çatalla şekil verdiğim kurabiyenin de yarısını batırıp geri kalanını Hindistan cevizinde buladım. Çok şık, çok güzel bir görüntü oluştu. Bu da çok güzel oluyor. Yiyenler çok beğendiler. Görüntüsü zaten çok harika. Evet, bunu bu şekilde ortasına koymak daha mantıklı geldi cevizi ve çikolatayı. Geri kalan kısmında bu kurabiyede cevizi ortaya koydum.
Çikolataların üzerine birer tane fındık yerleştiriyorum. Evet, bu kurabiyelerin de yarısını çikolataya buluyorum. İçinde tablet çikolata olduğundan bir süre sonra donacak çikolatalar ve bulaşmayacak ve akmayacak bir yerleri. Özellikle ben tepsi halinde buzdolabına koydum. Donması daha kolay oldu o şekilde. Evet, bütün kurabiyelerim hazır. Şimdi servis tabağına alıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yepyeni tarif ve yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.